Şehit, Allah'ın lütfuna ve cennetine şahit olmadan ölmeyen insan. Şahit. Bakınız bu ne kadar canlı bir hadisedir. Uhud Harbi'nde yine bir sahne arz ediyorum. Eshab-ı kiramın yücelerinden, ulu, büyüklerinden Abdullah bin Cahş var. Bu isim ne mübarektir ya Rabbi. Abdullah bin Cahş radıyallahu teala Uhud günü, Uhud muharebesine çıktıkları gün Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Meydan muharebesindeler ama daha harp başlamamış. Uhud harbinde, Uhud günü. Yevme Uhud, Uhud gününde. Abdullah ibn Cahş, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Biraz benimle gelmez misin diyor. Ey Sa'd, biraz benimle gelmez misin? Yalnız kalalım. Uhud harbinde meydandalar. Pekala geleyim diyor. Abdullah ibn Cahş ile Sa'd ibn Ebi Vakkas biraz kenara çekiliyorlar tenhaya. Abdullah diyor ki ikimiz de daha muharebe başlamadan beraberce şurada Allah'a dua edelim. Benim duama sen amin de, senin duana da ben amin diyeyim diyor. Bakalım ne isteyecekler? Daha muharebe başlamamış, Uhud cengi başlamamış. Uhud'un tenha bir köşesine çekiliyorlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas ellerini gökyüzüne doğru kaldırıp kıble istikametine dönerek aynen şu duayı yapıyor. Ya Rab, ya Rabbel Alemin, sabahleyin düşmanla karşılaşınca beni son derece kinli, kızgın, harpli bir adam ile karşılaştır. Senin yolunda onunla çarpışayım, o da benimle çarpışsın. Sonra ona karşı bana zafer nasip et, onu öldüreyim, elbisesini sırtından soyayım, dedi. Abdullah bin Cahş da amin diye dua etti. Hadiseye bak. Bu sefer Abdullah bin Cahş kıbleye döndü, ellerini kaldırdı, semaya kaldırdı. Allah'ım, sabahleyin muharebe başlar başlamaz benim de karşıma son derece zorlu ve çetin, kızgın bir adamı çıkart, onunla karşılaşayım, senin yolunda çarpışayım, o da benimle çarpışsın, en sonunda beni şehit etsin, elbisemi soysun, sonra da burnumu kulağımı kessinler. Sonra sana kavuştuğum zaman, ey Abdullah, burnun kulağın nerede, ne diye kesildi diye sorasın. Ben de ya Rabbi senin ve Resulünün yolunda kesildi diyeyim. Sen de doğru söyledin diyesin, tasdik edesin dedikten sonra Sa'd ibn Ebi Vakkas amin diye tasdik ediyor duasına. Harp bitiyor bakınız. Harp bitiyor, Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki, ikimizin de duası vallahi kabul edildi. Ben zafer kazandım, düşmanımı yendim, sırtından elbisesini soydum. Sa'd ibn Ebi Vakkas anlatıyor, benim duam ile Abdullah'ın duası arasında büyük bir fark vardı. Abdullah bin Cahş'ın duası benimkinden daha hayırlı çıktı. Gündüzün sonuna doğru Abdullah'ın kulaklarının ve bütün burnunun kesilip bir ipe dizili olduğunu vallahi gözlerim şahit oldu diyor. Aynen duası kabul. Şu insanların haline bakınız. Hiç bu ne müthiş bir iman ya Rabbi. Oturup dua ediyorlar.
ve sonunda Allah yolunda. Ama işte onlar bizzat Rasul-i Zişanımızdan tabii talim etmişler. Haberleri o kadar sağlam kaynaktan almışlar ki tereddüde ve şüpheye hiçbir meydan kalmamış. Tam yeri gelmişken bakınız Müslim-i Şerif'ten bir hadis-i şerifi de okumadan geçmeyin. Bakınız onları gayrete getiren bu iman kardeşim. Bu iman olmazsa hiçbir şey olmaz. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam aynen şöyle sesleniyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular ki mâ min ehadin yedhulül cennete yuhibbu en yerci'a ilâ dünya. Ne tatlı bir haber ya Rabbi. Ve enne lehu mâ alel ardı min şeyin gayru şehidi. Efendimizin haberi şu. Manasını anlaşılır şekle getirmek için oldukça zorluk çekiyoruz. Çünkü manalar iyice anlaşılmazsa bu mukaddes metinlerin de bir manası kalmayacak neredeyse. İyice anlaşılması lazım. Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse vefat eder, ölür, öldükten sonra cennete giderse, dikkat ediniz, cennete giderse cennetten dışarı çıkmak istemez. Bir daha dünyaya rucu etmek, dünyaya geri dönmek istemez. Öldü adam, cennet kendisine nasip oldu, cennete girdi. Asla bir daha dünyaya geri dönmek arzu etmez kimse. Ancak şehit arzu eder diyor. Şehit. Şehit dediğimiz mukaddes insan cennette Allah'ın kendisine verdiği ikramı, ihsanı, fazlı, bereketi, lütfu gördükten sonra o şehit ister ki dünyaya dönsün, bir daha şehit olup öldürülsün, tekrar gelsin. Bir daha öldürülsün, tekrar gelsin. 10 defa öldürülmeyi vallahi arzu eder şehitler diyor Allah. Bunu ancak şehit arzu eder. فَاِنَّهُ يَتَمَنَّا اَنْ يَرْجِعَ فَيُكْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَانَةِ Allah'ın kendisine verdiği ikramları, kerametleri gördükten sonra şehit cennetten çıkıp dünyaya bir kere daha dönüp 10 defa şehit olmayı, 10 defa Allah yolunda kan vermeyi, 10 defa Allah yolunda yeniden öldürülmeyi arzu eder şehitler diyor Resulullah. Neticeyi görmüşlerdir çünkü. Öyle istiyorlar.